Evet. İyi akşamlar. Hazırsınız zannediyorum. Hocamız Sayın Vitor Pereira maçla ilgili düşüncelerini paylaşacak. Sonrasında sorulara geçeceğiz. Fundamentalmente este jogo, acho que o começamos a ganhar mesmo antes de ele ter começado. Isto porquê? Benim için en önemli nokta bu akşam. Biz maça başlamadan önce zaten kazanmaya başlamıştık bana göre. Neden söylüyorum bunu? Çünkü maça başlamadan önce bu zorlu şartlara, bu zorlu rakibe kendimizi en iyi şekilde hazırladığımızı, kafa olarak en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Zeminin şartlarıyla ilgili gerçekten iyi bir şekilde kendimizi hazırladık buraya gelmeden önce. Farklı bir oyun tarzı oynayacaktık ve buna da hazırdık. Kötü zemin teknik ve hızlı oynamamıza izin vermeyen koşullar ortaya çıkardı. Top kontrolü birçok sefer uzun zaman gerektirdi. Uzun saniyeler boyunca topu kontrol etmek çok da kolay olmadı. İyi pas yapmaya imkan veren bir zemin yoktu. Top fazlasıyla sekiyordu ve çok fazla ikinci top oyununa dönmüş bir oyun vardı aslında. İyi organize olan, zorlu ve gerçekten rakiplerine şans vermeyen bir takımla karşılaştık. Biz buraya geldik ve bu maçı iyi bir galibiyetle tamamladığımızı düşünüyorum. Akhisar'ın da herhangi bir gol pozisyonunu hatırlamıyorum. 3 gol attık, 1-2 gol daha atabilirdik. Bu akşam taraftarlarımız yine harikaydı. Bizim maçın son maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar desteklediler. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onlar bu kulübün ruhunu çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Muito grande. Nós estamos com uma densidade de jogos, com jogos importantes pela frente, portanto não quisemos arriscar. Isto foi uma coisa conversada entre mim, o jogador, o departamento médico. Portanto, não há que especular absolutamente nada, não há que inventar absolutamente nada. A verdade é esta. Nani sakat, bu nedenle bizimle gelmedi. Son oynadığımız kupa maçının son dakikalarında kasık bölgesinde bir ağrı hissetti ve o bölgeden bir sakatlık yaşadı. Aslında kadroda olacaktı normal şartlarda ama son anda ortaya çıktı böyle bir durum. Bu durumun riskli olacağını son anda sağlık ekibimizle ve oyuncuyla oturup konuştuk. Ve bu konuşmamızın ardından böyle bir karar verdik. Çünkü çok büyük bir risk olabilirdi. Daha sonra uzun süre bizden ayrı kalabilirdi. Bizi bekleyen çok fazla sayıda maç var. Oyuncu, ben ve sağlık ekibimiz beraber oturduk ve bu duruma karar verdik. Herhangi bir spekül edilecek, herhangi bir tartışılacak bir durum yok. Sebebi budur. Umarım da Braga maçına kadar toparlanır ve tekrar aramızdaki yerini alır. Çünkü bizim için önemli bir oyuncu, eksikliğini hissedebileceğimiz bir oyuncu. Ona ihtiyacımız var. Umarım aramızda olur Braga maçında. Chegar ao final e pudéssemos comemorar títulos com os nossos adeptos. Portanto, sentir a alegria no rosto dos nossos adeptos, que é o que mais merecem, e são a alma do clube, eles é que merecem que nós demos tudo de nós para ganharmos. Takımların karakterleri kritik anlarda belli olur. Sezonun kritik dönemlerinde ortaya çıkar. Şu anda her üç kulvarda da hem ligde hem Avrupa Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda biz yolumuza devam ediyoruz ve iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve oyuncular böyle anlarda bunu hissederler zaten. Ya sezon sonuna kadar birlik olacağız ve bu sezonu kupalarla süslü harika bir sezon haline getireceğiz. Ya da birlik olmayacağız ve hiçbir şey kazanamayacağız. Kupasız bitireceğiz bu sezonu. İşte böyle belirleyici anlarda birlik olmanız sizin için son derece büyük bir önem taşır. Ya birlik olursunuz, her şeyi kazanırsınız ya da hiçbir şey kazanamazsınız. Sporun içinde böyle uzun sezonların geçtiği sporlarda böyle çok zorlu anlar vardır. Bazen oyuncularla hocaların düşünceleri aynı olmaz. Bazen oyuncuların birbirinden düşünceleri farklı olur. Zaten herkes aynı düşünmek zorunda da değildir. Bazen istediğiniz birliği sağlayamazsınız. Tekrar birlik olursunuz. Tekrar o birlik duygusunu kaybedip bir kez daha birlik olmaya çalışırsınız. Birçok böyle an yaşarsınız inişli çıkışlı sezonların içerisinde. Ama en önemlisi zorlu ve kritik dönemeçlerde sizin takımınızın karakterini göstermenizdir. Bu kulübü hissettiğinizi, bu taraftarların tutkularını hissettiğinizi ve buna karşılık vermek istediğinizi göstermenizdir. Farklı da olsak, farklı da düşünsek böyle anlarda birlik olabilmek son derece önemlidir. Çünkü biz eğer bir şeyler kazanırsak hep birlikte kazanacağız. Hepimiz değerimizi arttıracağız. Bir şeyleri kazanamazsak eğer hep birlikte kazanamayacağız. Kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Ve hepimiz değerimizden, isteklerimizden bir şeyler kaybedeceğiz. Oyuncularımız şu anda zaten bunu da anladığını düşünüyorum. Bu an işte o an diye baktıklarını görüyorum. İhtiyacımız olan anlarda, böyle kritik anlarda, böyle zorlu bir zeminde, iyi oynamaya asla izin vermeyen şartlar altında agresif oynadık, karakterimizi ortaya koyduk, iyi savunma yaptık, rakibe pozisyon vermedik ve gol atarak buradan galibiyetle ayrılıyoruz.
daha da birlik olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Çünkü böyle kazandıkça daha da birlik olursunuz, daha da birbirinize sıkı sıkıya sarılırsınız. Taraftarlarla da bu birliği hissediyorum. Benim tecrübem bana bir şey söylüyor. Kupaları kazandığım senelerde hep böyle anlar yaşandı. Hep böyle birlik olup daha sonra olamayıp sonra tekrar olduğunuz ama sezonun kritik anlarında en iyi şekilde birlik olduğunuz anlar yaşandı. İnancımızla, karakterimizle kazandık benim çalıştığım takımlarda o kupaları. Ben bunu istiyorum zaten sezon sonuna kadar. Sezon sonuna geldiğimizde çok zor oldu. Her maç çok zor oldu ki bundan sonraki her maçın da çok zor olacağını düşünüyorum. Ama biz bunu kazandık demek istiyorum. Çünkü benim için en büyük keyif sezon sonunda taraftarlarla kazandığımız kupaları kutlamak olacaktır. Ben onu taraftarlarımızla hissetmek istiyorum. Onların keyfini hissetmek istiyorum. Çünkü onlar bizim saha içerisinde her şeyimizi vermemizi, onlar için mücadele etmemizi fazlasıyla hak ediyorlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Öncelikle mağlubiyet tabii üzüntü verici bir şey. Şampiyonluğa da oynasa Fenerbahçe mağlup olduğum için üzgünüm. Onları tebrik ediyorum. İlk yarı bakarsanız iki tane şut pozisyonu verdik uzak mesafeden. Biri gol oldu. Yoksa ilk yarının gidişatında oyun dengesinde dengeli bir oyun vardı. Bizim de tehditlerimiz vardı. Olmadı. Şener'in şahsi gayreti ilk golde, ikinci golde de Şener'in şahsi gayreti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Yani çok yazıldı çizildi işte zemin şey. Demek ki bu zeminde de galip gelmeli gelmiş. Hocam bugün Akisar Spor o bildiğimiz Akisar Spor gibi değildi sanki. Evet. Bir tutukluk vardı hem ileride hem defansta her anlamda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çünkü pozisyon sayısı da çok azdı bugün Akisar evet. Spor adına. Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi öncelikle karşımızda tabii çok disiplinli bir takım var. Fenerbahçe. Kolay değil. Hani bir kere siklet farkımız var. Şimdi açıyor. Bu ikincisi de tabii ağır bir kupa maçından çıktık bu sene. Galatasaray ardından yine Fenerbahçe. Bu periyot biraz zor. Aman abi bir şey olmadı değil mi? Yok hocam. Tabii periyot biraz zor. Bundan da kaynaklanabilir. Hugo'nun dün akşam bir kızı dünyaya geldi. Tabii biraz Hugo da ilk defa belki uzun süredir bu kadar kötü oynadı. Onun da kötü oynamaya hakkı var. Bizim için kötü bir akşamdı. Fenerbahçe için güzel bir akşamdı. Onları tebrik ediyorum. Kupa maçında da inşallah Türkiye'mizin yüzünü bilmiyorlar. Braga maçında da Fenerbahçe'ye başarılar. Sorusu olan? Hocam, şunu soracağım. Hocam şunu soracağım. Üst sıralarda bulunması Akisar Spor'un hani futbolcu üzerinde iyi kötü bir baskı oluşturuyor mu? Onu hissediyor musunuz oyuncularınızda? Tabii bugün yensek belki hani üçüncü olmanın bir ihtimalimiz var da. Ya, o baskı oluşturabilir ama rakip daha tehlikeli baskıdan. Yani Fenerbahçe sonuçta şampiyonluğu oynayan Beşiktaş'la beraber bu ligi yürüne eden, bu ligi çok iyi götüren bir Fenerbahçe var. Kolay değil yani. Bazı şeyler hayalde görmemek lazım. Ama Avrupa Kupa hayalimizden de biraz ağır bir darbe yediğimizi de söyleyeyim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsinler.